başlanıyor ve bu şekilde yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. Mesela Hıtay bölgesiyle ilgili görülen kavuna Hıtay kavunu, yine bu bölgede görülen bir kuş türüne Hıtay kirbu, yani Çin sülünü adı veriliyor. Şimdi boy adı olarak Türk, Moğol, Çinli gibi millet adları yanında Türkistan'da bazı topluluklar, mesela Özbeklerden, Kazaklardan, Karakalpaklardan, Kırgız ve Kırım Tatar Türklerinden bazı boy ve kabileler Kıtay Kıpçak biçimlerinde boy adı olarak kullanılıyor. Yine Harezm Hanedanı'nda görülen Kıtay Han ve Timur'un bir komutanına olan Kıtay Galatur adları Kıtay'ın Türkistan'da Kişad olarak kullanıldığını gösteriyor. Edebiyatta zaten çok zengin bir mazmun alanı var. Şimdi burada benim ifade etmeye çalıştığım, bu bağlamda söylemeye çalıştığım bir başka şey de Şah İsmail'in kullandığı Hatay Mahlası'nın da bu çerçeve içerisinde bu kelimeyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Seyahatnamelere gelince Çin'e yönelik çok sayıda seyahatname var. Bir Doğu Timurlar döneminde gerçekleşmiş bir seyahatte Hıtay Sefaretnamesi adıyla eserin adı Hıtay Sefaretnamesi şeklinde kaydedilmiş. Bu Osmanlı Türkçesine de çevrilmiş. Yine aynı şekilde 1500'lü yıllarda Çin'i ziyaret eden Gıyasettin Nakkaş'ta Kanunname-i Çin-i Hıtay adını veriyor eserine. Yani bu dönemlerde Hıtay adı hala devam ediyor ve seyahatnamelerde de bu isimle anılıyor. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Katip Çelebi bu özellikle Cihannuma adlı eserinde tıpkı Avrupalılarla olduğu gibi artık Hıtay coğrafyasının sınırlarını belirlemeye çalışmış. Bu konuda farklı kaynaklar kullanmış. Çok sayıda kaynaktan bahsediyor. İşte yeri belirleme konusunda da kendince uzun uzun değerlendirmelerde bulunuyor. Ve daha önceki seyahatnamelerde belirtilen sınırlar üzerinden Hıtay bölgesini işaretlemeye çalışmış. Şimdi Ahmet Refik Paşa Osmanlı kaynaklarına geçmek istiyorum. Gerçi bir de burada şey olması lazım. Özellikle aynı seyahatnameler üzerinden gidersek Evliya Çelebi seyahatnamesinde de kelime pek çok anlamıyla hatta bazı çok özel anlamlarıyla kaydedilmiş. Onu da söylemiş olayım. Ahmet Refik Paşa kelimenin doğru yazılışı konusunda bir düzeltme yapıyor. Hıta yani tı ile yazılmış şekli yanlış kabul etmiş. O dikkate değer bir konu. Yine bölgeyle alakalı değerlendirmeler yaparken sabıkta yani eskiden Tibet'in şarkı kısmını Fafur'un veya üstüne beyaz dalgası şeklinde ilk defa yükleme sanatlarıyla alakalı bir terim olarak kullanılıyor. Daha sonra Hatayi ve Hıtayi sözünün sadece ticari mallar için değil, Çinli manasına bazı kadim uluslar için, özellikle Türk ve Tatar uluslar için de kullanıldığını ifade ediyor. Evet, daha sonra bu kavimle ilgili de bir değerlendirme yapmış. Yani Kara Hıtayların İran'a geldiğini söylüyor ki bu da Şah İsmail'in bu soyca da kendini buralara nispet edebileceği yolunda bir veri sunuyor bize. Kamusul alanda yine uzun uzun değerlendirmeler var. Bölgeyi tarif etmeye çalışıyor. 3 dakika uyarısı aldım, biraz hızlı gidelim. Fakat 1880 yılına geldiğimizde Tarih ve Coğrafya Lügatinde Hıtay adı Kuzey Çin olarak açıklanıyor ama deniliyor ki artık bu bölgenin tümüne Çin denilmektedir. Eskiden böyle deniliyordu. Şimdi bu terimin yani Çin adının yaygınlaşması, Hıtay adının kullanımdan düşmeye başlaması Osmanlı sahasıyla alakalı. Türkistan'da özellikle Türkistan kaynaklı olarak diğer Slav dillerinde Çin için Hıtay adı hala kullanılmaktadır. Son olarak bu adlardan biri Hatay adı da işte 40 asırlık Türk yurdu olarak Atatürk'ün değerlendirdiği bu bölge için yine Kıtaylardan ya da Kıtan adından Kıtay Hatay şeklinde Atatürk tarafından bu ilimize verilmiş bir addır. Diğer anlamlara gelince bir etnonim, bir toponim anlamı var. Onlara işaret ettik. Süsleme sanatında özellikle bir çiçek motifi Hatay'ı bulunarak anılıyor. Yine halı, kilim ve değişik motifler
halıda kilimde yani dokuma malzemeleri üzerinde kullanılan Hatay'a adı verilen bir motif var. Bir de çok ilginçtir. İlk bu takvim bilimiyle uğraşan, astronomiyle uğraşan Cumhuriyet aydınlarından biri Fatih Gökmen bir astronomi eserine Eski Hıtay Takvim adını vermiş 1936'da. Bu da ilginç. Edebiyatımızda artık bu işin üstadları var aramızda. Ona hiç girmek istemiyorum uzun uzun. Ama Hatay, Kıta, Hotan, Hoten, Huten şekillerinde bu isim çok önemli bir mazmun olarak kullanılıyor. Burada benim söyleyeceğim bir tek şey var. Hoten adı Hata veya Hatay adıyla alakalı değil. Moğolca'da şehir, kasaba, köy, duvar, çit, çevrili yer, şehir duvarı, hisar, su anlamlarına gelen bir Hota veya Hotan sözü var. Onunla alakalıdır. En azından köken olarak onunla alakalıdır. Doğu Türkistan'daki bu şehrin de Kıta adı gibi anlam değişikliğiyle bu bölgeyi karşılıyor olabileceği düşünülebilir. Şimdi edebiyatımızdaki o geniş kullanımına girmeden hemen sonuca geçmek istiyorum. Toparlayıp bitireceğim. Şimdi Hatay adı 4. yüzyılda Moğol asıllı bir kavmin, 10. yüzyılda bu kavmin kurduğu bir devletin, bu devletten dolayı da Çin ve Orta Asya'daki bazı ülke ve bölgelerin adı olarak kullanılmıştır. Göktürk Bengütaşlarında sadece kavim adı olarak kullanılan Kıtay, Uygur yazmalarından itibaren Türkçenin tüm dönemlerinde ve alanlarında birden çok imlayla ve birden çok anlamda kullanılıyor. Yer ve kişi adı olarak özel hat olma niteliğini sürdürmüş. Ayrıca Çin'i, kumaş, motif, güzel koku anlamlarıyla kültür hayatımızda pek çok unsuru karşılayan bir terim haline gelmiştir. Edebi metinlerde şairlerimizin hayal ve tasavvur dünyasını zenginleştiren bir mazmun olarak çok zengin bir kavram ve anlam alanı kazanmıştır. Günümüz Türkiye Türkçesinde eskiden kullanıldığı pek çok anlam unutulmuş. Ancak Hatay ilminin adıyla hatıralar yeniden canlandırılmıştır. Kıtay şekli Türkçeden geçmiş bir söz olarak özellikle Rusça gibi Slav dillerinde ve Türkistan Türkçelerinde yer adam anlamıyla yani Çin anlamında kullanılmaya devam etmektedir. Kıtay adı ortaya çıkışı geçirdiği ses ve anlam değişiklikleriyle geçmişe ait tarihi birikimi günümüze bağlayan çok yönlü bir kültürel ad ve terimdir. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Mazhar Bey'e çok teşekkür ederiz. Hakiki süresini kullandı. Tam 20 dakika. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Soru varsa bence önce soruları alalım. Sonra kalmasın. Sıcağız. Tamam. Bu arada şimdi yükbesek biz. Yani buyurun siz. Var mı soru? Ben de işte soruyu bir kişi. Evet. Nevzat Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Metin'e ilgili. Yani buyurun, dışarıdan bir şeyler şeklinde algılanmasın muhtemelen bir birinci olarak ama Kıt sözü, kıymakla Kıtay arasında bir ilişki var mı? Ben Türkçe olduğunu düşünmüyorum bir kelimenin. Yani en azından kaynak olarak Moğolcayla veya Çinceyle alakalı olabilir. Çünkü bu sözün ortaya çıktığı dönem milat öncesi, milat ortaları veya 4. yüzyıl en geç. Yani etnik adlarla alakalı iç değerlendirme veya dış adlandırma biçiminde ya da yorumlama biçiminde çok şey söylenebilir. O iş yani bir neticeye ulaşmaz gibi geliyor bana. Fakat Çin kaynaklarında kullanan bir Doğu Türkistanlı arkadaşın açıklamalarıyla Kıtay adının anlamı konusunda bir değerlendirme yapmaya çalıştım. Türkçenin mantığı açısından da yani bir Moğol kavminin ya da tarihi bir Moğol kavminin adını açıklamayı denemedim doğrusu. Ben bir şey söyleyebilirim. O dönemde zaten o kıd olarak vardı. Kıtan adı varken yanı başında Türkçe'de kıd fiili vardı. Değil yani. Evet. Yani kıtlık getiren anlamında. Ha yok. Kıtlık getiren anlamında. O dönem henüz yok. Efendim? O dönem o henüz yok ve bir de bugün hala devam eden Kidan araştırmaları vardır. Bugün Kidan olarak devam eder bu isim. Bugün kendi Moğol kavmini gösteren isim Çin. Çince. Evet, Kıtan. Kidanlar. Bir Nevzat Hocam'ın bildirirse benim bir küçük ilave var. Hoten'in Kotan ile bir ilgisi şöyle yok. Çünkü Moğollar ortaya çıkmadan Hoten zaten Hoten'de Hetiyen diye Çin kaynaklarında yer alır. 11. yüzyılın başında yapılmış eski Uyurca bir çevirde de Odon diye geçer. Odon. Hoten, Odon diye geçer. Şimdi o isimler evet. Değişik tarihi dönemlerde farklı şekillerde yorumlanmış olabilir. Yani benim asıl söylemeye çalıştığım şey açık bir Moğolca kelime var. Evet.
bunu Kütahya adıyla alakalandırmamak lazım. Ama o sözü daha geriye doğru götürüp farklı biçimlerde de açıklamak mümkün değil. Başka soru varsa, daha açıklama, katkı varsa. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.